CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediyesi tarafından yapılan basın müzesini gezdi. Yetkililerden müzeyle ilgili bilgi alan Erol, belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nı son dönemde Harput'ta yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediyesi tarafından Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında hayata geçirilen Elazığ Basın Müzesi'ni ziyaret etti. Basın müzesi olarak hizmet vermeye başlayan ve 1800'lü yıllarda inşa edilen Sağır Müftü Konağı'nı ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran da eşlik etti. Gürsel Erol ve Coşkun Çağlar Duran, Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Demirel tarafından karşılandı. Merhabalar, nasılsınız? Ne var ne yok, iyisiniz? Sağ olasın, merhabalar. Milletvekili Erol ve Başkan Duran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde açılan basın müzesiyle ilgili Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Demirel ile Genel Sanat Yönetmeni Kadir Özdemir'den bilgi aldı. Onun içerisinde Katip Çelebi'nin rüzgar pusulası vardı. Değişik pusulalar modeller onlardan bir tanesi. Hoşuma gitti. Çok küçüktü. Bunu modelledik, büyüttük, sunduk. Biraz da sevildi herhalde. Değişik bir hava katmış buraya. Evet. İşte basın müzesinin logosu yapalım dedik. Çok da güzel olmuş vallahi. İyi düşünmüşsünüz. Şimdi bu çalışıyor. Yani çok basit bir şeydi. Hani şuradaki bu bildiğimiz ilkel matbaalar var, cehennemi var. Merhaba hani, gençler. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz burada görevli misiniz, gezmeye mi geldiniz? Gezmeye geldik. Tamam, bitti mi geziniz? Evet, evet. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel olmuş. Güzel bir hizmet. Evet, belediye başkanı da kutluyoruz. Hakikaten güzel bir çalışma. Bu eserleri de burada çoğaltmak lazım. Müzeleri de böyle her konuda. Evet, doğru. Ayrı müzeler. Mamur Atil Aziz Vilayet Matbaası ortaya çıkar. Şimdi şu makine 1800 yıllarında, 1980 yılların sonunda, 96 yılında zırhlandı. İstanbul'daki 4-5 makineden bir tane. Bu proje bizim projemiz. 11 ana başlıklı bir proje içerisinde. Düşünen belediye değil, belediyedeki düşündüm. Belediye Başkan Bey'in seçim öncesi projenin içerisinde var. Müthiş bir proje. Bunu iyi düşün. Yani Müzeler Şehri Elazığ kapsamında. Şimdi Mehmet Topal'ın. Şurada yaptığınız şey var ya, bir hamam restorasyonu. Oraya ne düşünüyorsunuz? Oraya da bir fonksiyon ver. Hamam olarak değil de. Hamam içinde. Hamam müzesi. Gezi sonrası açıklama yapan Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti. Hocam, başta size teşekkür ederim. Müthiş bir tasarım, müthiş bir sunum, müthiş bir kültür zenginliğini yansıtan tarihsel süreciyle birlikte hem materyaller, sunumlar, planlamalar müthiş başarılı. Sizi kutluyorum öncelikle tüm ekibimizle birlikte. Ayrıca belediye başkanımızı da kutluyorum. Yani Harput'a yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı getirme yolunda bunlar güzel işler ve doğru işler. Harput uzun bir süre yalnızca mezarlıkların ziyaret edildiği, kebap yemek için misafirlerin getirildiği bir yer. Aslında Harput'un bu özelliğinin dışında farklı özellikleri var. Harput müthiş bir kültür zenginliği. Harput'un her yönüyle kültürel bir zenginliğe sahip olduğunu anımsatan Gürsel Erol, son dönemde Harput'ta doğru işlerin yapıldığını kaydetti. Gezerken de, Sağır Müftü Konağı'nı gezerken de ben son derece mutlu oldum. Biraz da ben meslek olarak kültür varlıklarına yakın birisiyim. Son derece doğru fonksiyon alanları yaratılmış, doğru işler yapılmış. Hem seyir gezi alanındaki işte süreci anlatan, ilk süreçten ta matbaanın ve daha sonraki elektrik sistemine, elektronik sisteme geçiş sürece kadar, kağıdın ilk yapıldığından son yapılışına kadar müthiş bir süreç planlanmış ve anlatılmış. Çok başarılı bir iş. Ama her şeyden önce ben yine tekrarlamak isterim. Belediye başkanımıza, emeği geçen bütün bürokrat arkadaşlara da teşekkür ederiz. Harput'un her yapısının aslında böyle fonksiyon verilmesi lazım. Milletvekili Erol, Harput müzeler bölgesi olmalıdır dedi. Harput kebap şehri, kebap bölgesi veya mezarlıklar bölgesi değil, müzeler bölgesi olmalı. Yine belediyemizin bir hamamın restorasyonu ile ilgili bir çalışması var. Sanıyorum birkaç aya kadar orada bitecek. Çevre illerimizin de ilgisini çeker. Şehirler böyle gelişir. Anılabilir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza da Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarılı hizmetlerinin devam etmesini diliyorum kendisinden. Son derece başarılı bir çalışma olmuş. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.